Giriyorum ben ya. Gelmiyor pezevenkler. Kayıtta mıyız şu an? 3, 2, 1 ve... Yine biz geldik. Kum Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümün konuğu çok değerli arkadaşımız Uğur Uzuner. Ben çok heyecanlı. Bir gördüm orada böyle kolunu nereye koyacağını. Şöyle bir şeyler yaptım. Ya, çok rahat ol. Burada biz bizeyiz. Zaten böyle rahat etmediğin yerleri kesip atıyoruz. Diyoruz her konukta bunu ama hiç yapmadık. Hiçbir şey kesmiyoruz. Bir evrimde kestik. Evrim o kadar içini dökmüş ki biz rahatsız olduk. Evrimcim buradan sana sevgiler. Ama öncesinde benim bir izleyenlerle bir şey konuşmam lazım. Arkadaşlar göt müsünüz? Neden izleyip kanala abone olmuyorsunuz acaba? Ha? Yani sorarım size, 110 abonemiz var ama izlenmelerimiz daha yüksek. İzliyorsanız abone olacaksınız arkadaş. Bu kural böyle. Bundan sonra hadi bakalım. Benim ters bir tarafımı göreceksiniz. Buraları atarsınız. Bence güzel, samimi oldu yani. İsteklerimiz net olsun. Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim, seni gerçekten çok seviyorum. Biz böyle çok az zaman geçirdik ama böyle bende acayip pozitif bir enerjin var. Senin de bende öyle, cidden öyle. Bunları şimdiden söyleyeyim, programın geri kalanında seninle ilgili hiç şey konuşmayacak. Haberin olsun. Kahve geldi Alican, alabilir miyiz? Aa, alalım. Hadi. Çok teşekkür ederim. Kahve içen ilk konuğumuz da sen ol. Öyle mi? Diğerlerini buradan gördünüz, Beril'ciğim de burada. Hadi canım. Çok teşekkür ederim dedim. Bir şeyimiz var mı buraya? Bir şey koyalım. Sıkıntı yok ya, iyiyim. Emin misin? Böyle elini kolunu bir şey yaparsın dökülür, koltuk değerli. Kiraladık biliyor musun? Yüksek gülmek falan değil mi? Şimdi şöyle, konseptimizi zaten sen gelmeden önce de izlemişsin. Yes. Çalışkan konuk en sevdiğimiz. Burada tekrar tekrar format anlatmak zorunda kalmıyoruz. Yine de anlatsak. Şimdi 3 deyince soyunuyoruz diye. Haydi. Tamamen gerçekten seyircilerden gelen soruları soruyoruz. Evet. Bu zamana kadar hiç altta seyircilerin sorularını görmediniz. Bunun nedeni ben değilim, bunun nedeni Emre. Çünkü montajda bunu montajlayacağını söyleyip asla montajlamadı. Hiç buraları atamazsın. Çünkü bakın gerçekten sizin sorularınızı soruyorum. Haberiniz olsun. Kendi sorularımı sormuyorum. Kendi sorularımı fake hesabımdan kendime atıyorum. Biri sormuş gibi soruyorum. Tabii ki de benim merak ettiğim bir şeyler var. Ünlü olmadan önce hayat nasıl gidiyordu diye bir soru var. Ünlü oldun dedikleri zaman garipsiyorum ben ya. Ünlü oldun. İlk sana kim dedi ünlü oldun diye? Arkadaşlarım diyor bayağı ünlü oluyorsun ha Uğur falan filan. Ha. Mavi tik geldiği andan itibaren. Nasıl aldın? Benim hala mavi tikim yok. Nasıl yok? Kanayan yaram. Buradan Instagram'a sesleniyorum. Kaçmalık. Benim gerek. Neden mavi tikim yok? Ben nasıl aldım biliyor musun? Nasıl? Mavi tik nasıl alınıyor dedim. İşte şuradan başvuruyorsun dediler. Başvurdum. Evet. Tık diye geldi. Ben de aynısını yapıyorum. Neden olmuyor o zaman? Ben Instagram'ı kabul etmedi bir ünlüyüm. Ben acaba, kendi aramda. Burayı da bilmiyorum. Keseceksiniz de kesme. Şöyle bir şey olur ona mu? Göre konuş. Bana sürekli iş çıkarma. Beril'e de gelmiyor mesela. Niye gelmiyor bize? Ben 380k oldum yani. Beni geçtim. Bizim Başak 700 küsür k. Bizde 1 milyon takipçili birini biliyoruz. Mavi tik yok. Allah Allah. Vallahi... Şey diyorlar falan hani çıkmış haberlerinizle gönderin falan filan. Ben sırf bunun için haber çıkardım. Allah Allah. Şaka yapmıyorum. Sırf bunun için çıkardım. Şimdi Instagram duyuyorsa buradan onlara sesleniyorum. Hani öyle değil ama onlar için çıkardım. Tamam dur, ben de bildiğim biri var, ona soracağım bunu. Tamam bir sor. Bence şuradan başlayalım. Yani senin bu serüvene nasıl başladığınla ilgili de çok soru var. Çünkü başlamayı düşünen ve ne yapması gerektiğini bilmeyen bir sürü takipçimiz var ya. Hı-hı. Aslında biraz onlar merak ediyor. Nasıl oldu? Sen zaten okullusun. Evet. Hem alaylı hem mektepliyim ben. Öyle diyorum kendime. Ya benim 8 yaşında başladım ben tiyatroya. Ve böyle hiç bırakmadım o zamandan beri. O yüzden böyle hani şöyle yapın böyle yapın diye akıl veremiyorum. Bin bir türlü yolu var çünkü. İstanbul'a gelince de daha çok alan olduğunu başlamak için gördük yani sonuçta. Benimki şöyle oldu. Belediye asmış oraya tabelayı. Çocuk tiyatrosu kursları başlıyor diye. Kayıtlı olmuş. Yalvar yakar aldırdım kendimi oraya. Ama bir istek bir şey var ya. Çok vardı yani küçükken. Şimdiki gibi değildim. Hiperaktiftim herhalde. Ki annemler beni zapt etmek için VHS kasetlerden Deve Kuşu Kaber Hanım, Feren Şensoy falan oyunlarını koyarlarmış. Bütün oyunları ezbere bilirim hala. İzlerdim dururdum. Herkese de oynardım. İşte tiyatro kursu olunca buldu yerini diye gönderdiler. Ve gerçekten de ilginç bir şekilde başka hiçbir şey istemedim yani. Hep oradayım. Sonra da okula girdim. Okuldan çıktık buraya geldik. Böyle gidiyor yani. Vay süper ya. Peki böyle okuldan çıkar çıkmaz hemen dizi yaptın mı? Yoksa bir arada boşluğun oldu mu? Okuldan çıkmadan yapmaya başladım ben. Çok şanslısın. Aynen şanslıyım ya. Ferah Feza diye bir film. İlk oynadığım şey İstanbul'da. Bu bana geldi Facebook'tan. Facebook fotoğrafımdan uyduğunu düşünmüşler role. Tabii ki ciddiye almadım. Çünkü şey diye düşünüyorum ben de. Star ile oynuyorduk hatta. Ya insanlar İstanbul'a gidiyor. O kadar işte zaman geçiriyorlar da bilmem ne menajer bulurlar. Bunda Facebook'tan iş mi gelir saçmalık?
diye. Ciddiye almadım. 2 ay uğraştırdım gerçekten kızı. Pınar'ı. Şaka yapıyorsun. Ve ondan sonra bir pazar günü uyandım. İşim yok diye senaryoyu okudum. Dedim ki çok güzelmiş. Yani hiç benim düşündüğüm gibi değil falan diye aradım. Oğlum söylüyor sana falan dediler. Gittim İstanbul'a. Oldu o iş. Ve o arada işte menajerimle tanıştım. Kim? Sonra Şafak Binay. Geri döndüm İzmir'e. İzmir'den arada bir konuşuyoruz. Bir iki tane küçük filmde oynattı beni. Bir yerlere gittim geldim falan. Sonra gazetede şeyi gördüm. Çok komik ya. Ağır roman dizi oluyor. Okulda da bana sürekli şey diyorlardı. Lan nasıl ağır roman da oynayacak hepsini. Okulda ağır roman oynamışlar daha önce. Keşke işte sen de olsaydın o sene falan deyip duruyorlar. Şafak'a mesaj attım. Dedim ki ya herkes böyle diyor. Buna audition olursa bana haber versene vereyim. Audition açtılar. Haber verdiler. Beni aldılar abi. Böyle yani karşınızda yani. Dünyanın en şanslı insanı var. Evet yani. Yani inanılmaz. Çok şanslı başladı her şey. Muhakkak bir başarı da var ki o şansla beraber ilerlemişsin ama. Ballısın arkadaşım evet, yani. Öyle. Süper. Ben de bekliyorum ki işte okuldan mezun olduk. O ilk projeyi yapana kadar bir sürü iş yaptık. Garsonluk yaptık. Ha, sonra İstanbul'a geldim. Ha? Tabii. Bir yaşanmışlık olması tabii gerekiyor. Tabii. Ben arkadaşlar bir elim yağda bir elim balda. Her şey bu kadar yani. Kolay olamaz. Değil tabii ki canım. Sonra git gel git gel okulu bitirdim bir şekilde. İstanbul'da da tiyatro yapıyordum, İzmir'de de yapıyordum. Böyle bir kaotik bir dönem var yani. Uçağa biniyorum son dakika sınava yetişiyorum falan filan. Yani korkunç 40 kiloyum falan böyle inceciyim. Herkes diyor öleceksin dur artık falan ama böyle enerjim de var. Sonra... O 40 kilo olduğun içindir o enerji. Bak bende yani. Yok mesela. Onun iki katı filanım şu an. Ben de kilo aldıkça olabilir gerçekten böyle bir şey ya. Ben de yavaşladım yani. Bunu şu an keşfetmiş olamazsın Nuhur. Bu çok bilinen bir şey. Ben yani... cahilim galiba ya. Rezil oluyorum. Ben yağlarımdan dolayı enerjimi %10'unu aktarabiliyorum. Diğer şey yağın içinde kalıyor benim enerjim. Ya ne bileyim spor yaptım yağı da biraz erittim ama gene de yavaşladım yani. Maşallah taş gibisin. İstanbul'a geldim. Şeref meselesinde oynadım o sene. Hı hı. Şeref meselesi bitti ve ben İstanbul'un tadını almaya başladım. Yani diziden borçlu ayrıldım. Taşı toprağa atın dedin. Evet ya para kazandığın parayı harcadın. Yani. Hem de ne harcamak yani. Bir arada ne yaptım? Galiba hiçbir şey yani. Hani üstüme başıma bir şey almamışım. Hiçbir şey yapmamışım yani. Yemişiz parayı. Bir şekilde gitti. Hani böyle dev paralarda kazanmadık tabii. Ama yine de biriktirebileceğin kadar kazanıyorsun yani. Evet. Böyle bir de coşku vardı üstümde. Oğlum tamam artık sen işte bundan sonra iş bulursun. Şudur budur. İki seneye yakın bir boşluk. Boşluk. İşte aradığım dönem başladı. Sonra facia bir dönemdi ya. Tam da 27 yaşıma denk geldi böyle. Ay, rockstarların ölüm yaşı. Diyordum ki evet doğru. Ben de öldüreceğim kendim falan. Ya abi çok kötüydü. Anlatacak bir şey yok. Yani işsizim, para yok. Tiyatrolara girdim çıktım ama mesela işte ikinci katta oynadım ben de. İlk oyununu oynayanlar tiyatroda 60 lira alıyordu. 2014 miydi 15 miydi ne? Ve hala 60 lira alıyorlar bu arada. Hani haberiniz olsun. Öyle mi? Ve yani oyun seyircisini de tüketti. İki oyun oynuyorduk ya ayda. 120 lira kazanıyorduk. 120 lira kazanıyorduk. Evet. Çok zor ya. Kiram 1000 lira mesela. Yani işte bu arada o para nasıl toplanacak? Ne yapabilirsen yapıyordun işte. Garsonluk bilmem ne şu bu. Benim kahvaltıcılarda garsonluk yapmıştım falan var. Benim de Moda'da bir restoranda çalıştım. Beşiktaş'ta barlarda çalıştım. Bunu yapmayan yok galiba yani. Yok ya bence bir de farklı bir deneyim veriyor. Ben mesela gece... kulübü işi yaptım, orada işletmecilik yaptım, PR yaptım, masa masa gezdim. Bedenimi sonuna kadar kullandım. Benim yok. İzmir öyleydi daha ha, çok. Öyle ben, mi? Tabii öğrendim. Sen İzmir'in şeyisin. Tabii inanılmaz. Her şeyde çalışıyorum. Yani, palyaçoluk yapıyordum. Düğünlerde bile yaptım. Çocukları eğlendirmeye. Teletabi falan gibi giyinip animasyonlara da gittim. Bir avukatın yanında zabıt katibi olarak çalıştım. Adliyeden böyle onun şeylerini, dosyalarını bulup getiriyordum bilmem maşallah. Ne. Maşallah. Evet icraya gittik bir kere korkunç bir şeydi. Sonra bir esnaf lokantasında çalıştım. İddia ediyorum dünyanın en zor işi. Böyle bir şey olamaz esnaf yani. Esnaf lokantası evet. Mı? Genel olarak lokantada çalışmak mı? Yani genel olarak lokantada çalışmak da zordur da esnaf lokantası ve Özkanlar pazar yerinin ortasında. Bütün pazar oraya akıyor. Aa. Cumartesi günleri ve sabah 6'da başlıyor. Hafta içi de saat 12 çalıştığı olunca... Çalıştığı yer çok iş yapıyor diye mutsuz olan bir çalışan. Ama yani iki kişi çalışıyor bu kadar bir pazar insanla. İki kişiyiz yani. Sırayla gelin lan! Nerede? Su istedik bilmem ne. Hadi kardeşim soğan dedim falan yani. Herkes bağırıyor. Çok sert ve yetişemiyorum böyle artık yani temizliği de bir süre sonra boş veriyordum böyle kıl olduğum müşterilere. Pis bardakları veriyordum gerçekten. Hiç umurumda olmuyordu. Senin istersen. O zaman Masumlar Apartman'a girmen çok iyi olmuş. Ezgi beni bayağı yığdı yukarı. Sen şu an tam aranılan yerdesin. Böyle bir soru var bunu çok merak ediyorum gerçekten. Masumlar Apartman'a girdikten sonra temizlik anlaşınca ciddi gelişmeler oldu mu? Güzel soru. Ben bu işten korkmaya başladım ya bu temizlik hastalığı denen şeyden. Çünkü bazı arkadaşlarım vardı sürekli şey diyorlar. Ben temizlik hastasını sürekli evi temizliyorum anlatıyordu. Sürekli evi temizliyormuş. Ben de gülüyordum buna. Onlara diyorum ki yapmayın. Yani hani
Böyle. Bu normal bir şey değil. Bu bir şeyden kaçıyorsun belli ki, git onunla yüzleş. Yani temizlik anlayışımda bir değişiklik olmadı hala. Hani mümkün olduğunca tertipli olmaya çalışıyorum. Ama öyle titiz değilim yani. Olamam da zaten yani. Çok zor ya. Öyle çok bir zor. Titizlik gerçekten hayatın akışına bir tarafa bırakıp sadece temizliğe hayatın veriyorsun. Hayatın oluyor yani. Tabii aldığınız reytingleri de biliyorum. Yani en son bölüm 18 gördünüz. 18 reyting aldı bu arkadaşlar. Bu hayvanlık. Uçuyor masumlar. Kibarcası bu hayvanlık maşallah. Dün ilk kez izledim. 15. bölümü izledim. Dün 16 mı yayınlandı? 15, 16 yayınlandı. Ben 15'i izledim çünkü YouTube'dan izledim. Ağladım ben izlerken birkaç yer. İnanılmaz ya. 15. bölümden izliyorum ve bütün hikaye aslında bana aynı zamanda da anlatıyor yani. Hiç kopukluk olmadı bende. Ya ben yani aslında hikayeyi yakalıyorsun tabii de yani karakterleri o kadar güzel konuşturuyor ki senarist. Hmm. Yani onları dinlemek için diziyi baştan bir daha izleyebilirim mesela. Çünkü bunu fan olmuş bir seyirci gibi oturup izliyorum evet. Çünkü... Dinlemek istiyorum o karakterlerin konuşmasını. Senaryonun hepsini mi okuyorsun, kendi sahnelerini? Tamamını okuyorum. Ben bazen kendi sahnelerimi okuyorum sadece. Bu işte tamamını okuyorum. İşi okumak çok hoşuma gidiyor. Hikayeyi merak ediyorum. Evde böyle okuyordum tablet elimde. Heyecanlanıp ayağa kalktım ve yürüyerek okudum. Yani... 11 olabilir çünkü 11. bölüm bayağı sen ve Merve'nin hikayesi. Olabilir. Olabilir. Ben farkında bir gecede fan oldum. Bayağı dedim ama şey gerçekten iş çok iyi. Görüntüler çok iyi. Maşallah. Seçtiğiniz evet, ortamlar çok iyi. Mesela o apartmanı herkes soruyor mesela bana. Ya diyetisyene gidiyordum. Diyetisyen bile şey diyor. O apartman nerede ya filan diye bana soruyor. Nerede olduğunu söylemeyeyim çünkü gitgide seyirci orada kalabalık ...kalabalıklaşmaya başladı ve zor olmaya başladı. Gerçekten. Geliyorlar mı gerçekten? Geliyorlar. Gelmeseniz çok güzel olur gerçekten. Kalabalık. Bizim sete gelin. Biz de şeyde çekiyoruz. Maslak'tayız. Mesela dizilerde hep şey izliyoruz ya. Maslak, Beykoz, Sarıyer. Evet. Ama İstanbul Beyoğlu o, ya daha çok. Kesinlikle. Yani orada çekince yani daha çok merak ediyorsun. İzlemek istiyorum. O binalar çok güzel, sokaklar çok güzel. İstanbul deyince benim aklıma oralar geliyor yani. Yani orada izlemek zaten 1-0 öne geçiyor gibi. Çok doğru mekan seçmişim. Ben mesela 11. bölümdeki şeyleri izlerken itiraf ediyorum daha çok senin evini izledim. Mükemmel bir ev yani. İnanılmaz. Evet. Masumlar Apartmanı herhalde her bölüm bir TT listesine giriyor oynadı. O bölüm Esat'ın evi de TT'ydi. Oha yani, çok iyi. Ben değil evim de yani. Yani. Çünkü yani biz eve bir girdik şok olduk abi. Bu nasıl güzel, ne kadar zevkli bir ev. Birisi demiş ki Beril ablayla sevgili misiniz? Ve ben bunu okuyunca şey oldum. Bilmiyorlar mı acaba oldum. O yüzden geldiğinizde sordum. Ama zaten biliyorlar değil mi? Biliyorlardır herhalde böyle. Gizlediğiniz bir şey de değil. Bir şey yok yani evet. Evet bir buradan bağır ama bir artık gitarlar. Bilmeyen kalmasın arkadaşlar. Bunu sormamışlar ama ben sorayım. Nasıl tanışma şeyiniz? Ben biliyorum tabii de. Afili Aşk'ın okuma provası. Okuma provası. Yok okuma provası. Hemen yok. Okuma provasında vuruldunuz mu birbirinize? Yok canım. Yani arkadaş olduk. Zaman geçti. Sevgili olduk işte. Beril geliyor ve bu hikayeyi karşılıklı anlatsınlar yes. Çok istiyorum. O zaman madem öyle Beril'cimizi daha sonra zaten konuk alacağız ama bu kısmı... Şimdi öğrendim. Evet. Biz de her şeyi böyle spot ver. Emri vaki yapmışız değil mi? Sen gel çaktırmadan. Nasıl evet. Tanıştınız? İlk birbirinizi ilk gördüğünüzdeki şeyiniz ne oldu? Hissiyatınız. Bunu kendi aranızda konuştunuz mu daha önce? Evet. İlk benle konuşmanızı istemem. İkinci zaman tamam. İlişki krizini çözüyor şu an. Böyle de alakasız biri olur. Hiç çözebilecek bir insan değilim ilişkiyi. Ya ben kriz açıkçası... yaratmıyor derdim o. İlk tanıştığında nasıl bir hissiyat? Merhaba oldu? Merhaba. Yani bir şey yok. Merhaba Beril, ben Uğur, ben bilmem. Merhaba, benle evlenir misin dediğinizi düşünmüyorum zaten. İşte filan da olmadı ha, mesela, ama böyle evet, aman tanrım filan da. Tanıdıkça birbirinizi sevmeye başladınız. Evet, tabii. En güzel, muhabbet en sağlam. Eğlence tuttu. Ondan sonra da güzel sevgili olduk bence ya. İyi güzel oldu güzel yani. Yakışıyorsunuz da. Ben burada nasıl bir karar şeysem yakışıyorsunuz yani. Yani yakışıyorsunuzdur. Yenge mi oynuyordu dizide? Evet. İşte bir Aşk-ı Memnu geyiği dönüp duruyor zaten. Ben arıyorum işte Aşk-ı Memnu'nun müziği olarak çalıyor telefonu. Evet, öyle kayıtlı. Böyle fotoğraflarımızda şey yazıyordu insanlar onlara çok gülüyordum. O senin yengen yengem. Oğlum o senin yengen yengen. Ya çok komikti bence. O zaman Beril'i tekrar yolcu ediyoruz. Sonrasında Beril'le tekrar alacağız. Çok teşekkür ederim kırmayıp geldiğin için. Ne demek? Şunları da versek mi o sırada? Ay Beril yorduk be seni. Yok. Çok zayıf teşekkür olduğum ederim. Için hareket. Ben mesela iki kez düşünüyorum kalkmadan. Ben... Güzel saçma sorular var. Şimdi ben onlara gelmeden önce biraz daha hemen şeyleri konuşmak istiyorum işte. Atıyorum fobin var mı? Depremden çok korkuyorum mesela. Hı-hı. Yangından çok korkarım. Böyle kıyametlere karşı fobiyimdir zaten. Ha doğal afetlere evet, karşı evet. Bir tabii, şeyin tabii. Var.
Timsah mıydı ya? İşte evet bak yani böyle aklına gelmiyor. Bayağı kötü olacak kadar. Abi şöyle yani. Ne yaşadın timsahla? Hiçbir nerede şey gördün? Yaşamadım, bunu zaten anlayamıyorum. Ama mesela bazen evde oturuyorum, televizyonda timsah görüyorum, ayaklarımı böyle yukarı çekiyorum. Oha! Böyle garip bir şey var yani. Senin o zaman çocukluk travman var. Öyle bir aslında, soru da vardı, onu da aradan çıkarayım. Timsahla nasıl bir travmam olabilir, ne olabilir? Ama izlediğim bir bahçesinde görmüş şimdi. Evet. Yani hatırlamıyorum izlediğim şeyi. Bu arada canlı görsem bu kadar panikler miyim? Paniklemem herhalde ama uçaktan çok korkmaya başladım. Hadi geçmiş olsun. Yoktu bu. Çok biniyordum uçağa. İzmir, İstanbul, sonra Ürgüp, İstanbul, İzmir falan. Çok binmekten bir şey oldu. Yani bazen domur domur tiliyorum. Hatta bir keresinde şey geldi. Hostes, iyi misiniz? Yardıma ihtiyacınız var mı falan diye sordu. Ben o kadar hani kötü hissettiğim, göründüğümü bilmiyordum. Terlemişim, böyle sürekli hareket ediyorum. Nefes nefese kaldım. Bu bir iki kere oldu. Ama her seferinde bir paniğim yani uçaktan. Bu da yeni yeni oluyor yani. Bu bende de öyle. Ben de ilk uçağa bindiğimde aptal gibi çok mutluydum. Ay çok güzel uçuyoruz ya. İkinci evet. De üçüncü de. Şunu düşünmeye başladığımda korkmaya bak. Biz nasıl uçuyoruz? Evet. Ya ondan sonra bende her şey değişti. İnanılmaz ya, bu kadar cahil olur mu ya? Diyorum ki ya mantıklı düşünürsek düşmesi lazım. Teneke havada falan. Buradan kalkıp nasıl oraya gidiyor diye böyle salak salak sorularım var ya. İnsanı eşeğin teperek öldürme ihtimali daha yüksek diyorlar. Diyorum ki okey, bir köye gitsem bundan da korkarım. Elimde uçak olduğu için şu an uçaktan korkuyorum. Uçakta eşek olursa ayva yiyelim. Ben de şöyle. Ölüm kaçınılmaz. Bir anı geldi aklıma. Ürgüp'te Aşk ve Mavi'yi çekerken işte Kayseri Havaalanı'nı kullanıyoruz. Abi gittik, uçak çok erken saatte, hava daha aydınlanmamış ve inanılmaz böyle kötü bir hava yani. Çok soğuk rüzgarlar esiyor, yağmur yağıyor, berbat, güneş daha doğmamış, çok soğuk, herkes mutsuz, uyanmamış falan. Uçağa bindim, titriye titriye oturdum ve çok uykusuzum. Gözümü kapatayım uyuyayım dedim. Uçak böyle hareketlendi. Bir böyle baktım, kalkıyoruz. Az havada tekrar uykuya daldım. Allahu Ekber diye bir ses. Bir sıçradım ki yerimden, öleceğim ama böyle korkudan. Yanındaki adamın alarmı çalıyor ve ezan alarmı adamın. Dedim ki abi, yapamazsın. Yani uyardılar zaten, kapattım falan filan da. Pat dedim, abi ne yapıyorsun? Dedim, seni kaçırdım. Vururlar ha deseydin. En ayar olduğum şey o uçağa bindikten sonra telefonunu kapatmayıp uçak moduna alanlar. Evet. Bak onları elime bakıyorum. Ver. Onları nasıl birbirine vurur? Süpersin vur. Süpersin vur. Böyle yanımda duruyor ve gözüm orada hani. Tamamen kapatması lazım çünkü kalkarken. Korkuyorum. Söylüyorlar bir de hani oradan. Evet. Uyarı var oradan yani. Kapat deyince kapat işte, ne olacak? Sabri abi doğru söylüyor Tayfun. Yani artist hareketler. Bu arada benim çok uzun bir süre havacılık sektöründen sevgilim oldu. İnanılmaz. Böyle şansa sürekli havacılık sektörünü buluyordum ben. Korkuyorum. Ya 5 sevgili falan olmuştur. Ona rağmen korkuyorum. Onları tanıdıktan sonra daha da çok korkmaya başladım. Anlatıyorlar mı böyle şöyle? Yok ya onlar karakterlerinden korktum ben. Ya çok iyi, kendime program yapıp eski sevgililerimi buradan rahat rahat giydiriyor olmaya. Cidden harikaymış. Resmen kendime söz hakkı şey yapıyorum. Sivil havacılık akıllı olsun. İlk kazandığın parayla ne yaptın? Bunu gelen herkese soruyoruz galiba. Maliyeci gibi takılıyoruz ya. Benim ilk kazandığım para 16 yaşında. Şu an tam hatırlayamıyorum o yüzden. Ne yine bir diziden kazanmışsındır sen. Sen kazandım. Bu kadar şanslı olduğun için. Tiyatrodan kazandım. Hatırlamıyorum gerçekten ya. Ne aldığını filan hatırlamıyor musun hiç? Özel. Aa bu benim ilk param, şey yapayım. Ne bileyim. Hani böyle ilk paranla bir şey yapmam gerekiyor diye muhtemelen eve bir şey, anneme filan bir şey almışımdır da yemişimdir. Sen güzel. Sen paraya çok değer vermeyen bir insansın. Yani değil bir yere gitmişizdir arkadaşlarımla. Benim her şeyim para. Ya abi bu bak, öyle şerefsiz bir insanım. Büyümekle mi alakalı, hep mi öyleydin? Hep. Ben küçüklükten beri böyleydim. Ben de gittikçe öyle oluyorum. Cimrileşiyorum ve sinir oluyorum kendime ya. Ben cimri değilim. Bak ben hiç cimri bir değilim ve cimri insana hiç tahammülüm yok. Evet. Parayı asla tutamam ama para benim için önemli. Benim için de önemli. Öyle değil. Cimrileşmek dediğim şu. Mesela kıvırma şimdi. Cimriymişsin. Şöyle. Mesela bak, şunu almak istiyorsun. Eskiden böyle alırdım. Ulan bir kere bile elime almadığım bir şeyler duruyordu evde. Şimdi böyle kıl kırk yarıyorum. Neden? Şöyle yapma. Yani tutum mu demeli? Cimrilik tutum değil. Bu. Tutum artıyor. Bu büyümekle alakalı bence. Evet. Ama gıcık oluyorum kendime çünkü böyle şey aldım mesela, 40 tane tilki dönüyor kafamda. Niye aldım? Alayım mı? Dur biraz bekleyeyim. Gelecek ay alayım falan. Lan al. Al al. Öf yani al. Bu insanın böyle şey duyguları da cimrileşiyor öyle davrandıkça. İşte bir de şey, parayı harca ki para gelsin, evet, kafasındayım evet. Ben. O yüzden acayip güzel ben çok güzel para harcıyorum. Ben de güzel yerim vallahi. Severim yemeği. Güzel güzel. İyi, sevdim o zaman. Hiç alıp kullanmadığı bir eşyası var mı? Hepimizin vardır ama şu anda evde gözüme çok çarpıyor. O yüzden ona kıl oluyorum. Niye aldığımı da düşünüyorum. Böyle bir top var. Pilates topu mu o? Sen mi aldın onu? Onu ben almadım mı? Hemen anlatıyorum. Böyle de bir adam. Benim böyle. Benim o. O benim, sen o aldın. O senin mi? Niye o zaman bende duruyor?
Öyle bir şey ki kendi aldığını bile hatırlamıyor ama kurulmuş o topa. Ya böyle diyorum ki koca top ya, ne yapabilirim ben bunu? Oturamıyorum üstüne, üstüne çıkamıyorum. Ne top oynanmaz, voleybol oynanmaz. Böyle bir top yani. Pilates yapıyor kız. E al o zaman. Uyuz oluyorum onu ona. Onu lütfen kendi evine götür. Düşüyor arada bir pat 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 filan. Ya bunu aldım ama bu ne dediğim var mı böyle? Trendyol batağı var ya, ya da. Evet, market Trendyol'a şimdi evet. Ben de gireceğim, yukarı kaydır yapacağım. Öyle mi? O sana bir şey söyle, o bir batak. Batak gerçekten ya, çıkamıyorsun işin içinden. Bir giriyorsun, alakasız böyle bir alışveriş listem var. Onu at, bunu at, onu at, bunu at. Mesela bir şey alıyorsun, bir üst alıyorsun kendine, bir geliyor. Bunu giymem ki ben falan diyorsun böyle. Ama o an gözüne güzel gözüküyor, evet, değil mi? Aynen. En çok neye para harcıyorsun? Dönem dönem değişiyor. Geçen yıl spor ve onunla alakalı şeylere çok para harcadım. Kitapçıya girdiğimde çok para harcıyorum. Yani nedenini bilmediğim bir şekilde o bilmediğin yerler var. Vergi, kredi kartı, ne aldığını bilmiyorum. Oralara para harcıyorum. Onları harcamıyor. Onları senden alıyorlar. Onları niye veriyorum dediğim yerlere çok para harcıyorum. Ben çok yemeğe para harcıyorum. Bilmiyorum, o kadar harcadığımı düşünmüyorum. Ben ama mesela kıyafeti de çok para harcıyorum. Niye biliyor musun? Mesela bir yere gideceğim ya, o an evde temiz eşyam yok diyelim. Yıkamamışım. Yolda giderken kıyafet alıyorum ben. Sırf evet, orada ben giymelik de kıyafet evet alıyorum ve geçen de mesela artık giymediğim kıyafetlerimi verdim. Bak abartmıyorum. 7 büyük siyah battal boy çöp poşeti kıyafet çıkardım. Ünlü olduktan sonra ne değişti? Bir böyle açılıyor. Hadi bakalım, evet, program evet, şimdi aynen başlıyor. Kılığına, kıyafetine biraz daha özen gösterme. Yani böyle çok müthiş giyiniyorum değil ama eskiden ne giydiğim gerçekten hiç umurumda değildi yani. Böyle hani eşofman, zaten okuldayım ya, hep çoğunlukla sahnedeyim. Paramparça edebileceğim şeyleri giyiyordum yani. Onunla her yere gidebilirdim. Hiç önemli değil. Şimdi bir gardırobum olması gerektiğini biliyorum. Aynen. Ve tabii ki eskiye göre çok daha para harcıyorum oraya. Gardırobumda vazgeçemediğin 3 şey. Bir tane şey var böyle. Palton var uzun. Onu çok seviyorum çünkü aşırı rahat. Üç şey değil, kot pantolonlarım. Seviyor musun kot giymeyi? Çok seviyorum ya. Ay beni darlıyor. Şu an bile mutsuzum kot pantolonla oturduğum için. Öyle mi? Ben kotla çok rahatım ya. Bir de böyle hani şey pantolonlar var ya şimdi, böyle bir ağı biraz geniş. Ha. Elim dökümlü. Aldım, giymeye çalışıyorum ama yani cımdan düşüyor, bilmem ne topluyorum falan. Öf, hiç rahat değilim. Biz o insanlardan değiliz. Ben de görüp arada özeniyorum. Evet, diyorum tarzımı işte şöyle değiştireyim. Yok abi, kot olmuyor. Abi, mutluyum kotla. Giydikten sonra pişman oluyorsun. Aynen yani öyle. Uğur'u sinirlendiren şey nedir? En sinirlendiren şey nedir? Orada bir gülme geldi ama hadi bakalım. Arkadaşlar beni her şey çok sinirlendiriyor. Şaka yapıyorsun. Evet. Pamuk gibi çocuksun be. Parlayıp sönüyorum falan. Ha. Yani bir de ergenken gerçekten yani bir kuduz köpek gibiydim. Her şeye sinirliydim yani böyle. Falan her şeye, her şeye. Yani böyle biri bir şey der, ne alakası var bilmem ne falan, her şeye. Gitti de böyle büyüdükçe sakinledim. Bir şey izliyorum mesela, böyle mi oynanır falan. Sonrasında ne, peki yani karşındaki şey sinirlendikten sonra pişman olup özür dileyip gerçekten musun? Sinirlendiysem o iş başka ama hani böyle yükseldiysem zaten artık yakın çevrem onlarla alakalı olmadığını biliyor onun yani. Kindar mısın peki? Değilim ya. Unutur musun? Yani parlar, geçer, gider mi? Böyle her şey parladığım için zaten bunların hepsine kin tutsam ayvayı yedim yani. Tabii tabii. Yani, tabii. Öyle yaşayamazsın. Yani, tabii Twitter'a giriyorum yani yarım saat böyle kendime gelemiyorum öfkeden falan. Evet, hepimizin hayatında kötü şeyler oldu da benim kin tutmam ya. Yani barışırız, barışmalıyız yani insanlar. Gerçekten çok korkunç bir şey yapması lazım. Yapmasın ben kimse. Ben mesela çok kin derim. Öyle mi? Öf. Ben de mesela kolay kolay parlamam. İçime içime sinirlenirim. O yüzden kin darımdır, unutmam. Ben bayağı seyircilerin sorusunu ezberlemişim ve peş peşe sormuşum. Birisi asi mi yoksa sessiz mi demiş. Cevabını aldınız. Bir daha sorarsan bana bağırır diye korkuyorum. Kendinize gelin işte, yeter. Sakin bir insanım ben. Sen karantina sırasında insanlardan kitap önerisi istemişsin. Evet. Bu önerilerin içinde tavsiye edebileceği bir tane çıktı mı diye sormuş. Liste yaptık arkadaşlar. Onu takip ettiyseniz. Öyle mi? Listenin sonunda bir sürü şey var. Orada şey, karantinada okuyorduk yani. Sonra böyle internette de etkileşim şeyi arıyorum. Ben de bir şey yapayım. Nasıl etkileşimi arttırabilirim? Evet. Ben yemin ediyorum sabahları kalkıp ne videosu çeksem diye bakıyorum. Ya işte video falan ben böyle evde yapamıyorum öyle şeyler. Çünkü çok zor. Çok zor. Zor ya. Nasıl abi onun bir işte kırılma noktası var. Yine bak siz şanslısınız, iki kişisiniz. Benim partnerim Serkan olduğu için evde yani. Ben insan değil miyim? İyi ki şu an burada yok. Onları bir emek istiyor abi ya. Evet. Ve çok o başka zor bir disiplin ya cidden. Hem başka bir disiplin hem de bir kırılma noktası var. O noktayı geçtikten sonra artık seyirci de yani takipçilerin de senin böyle şeyler yaptığını kabul etmeye başlıyor. Hı hı. Ve ondan sonra utanmıyorsun yaparken. Heh, bir de evet, ben komiye doydum gibi hissediyorum. Çünkü ha, abi evet iyi espriler var izlediğim şeylerden. Güzel videolar var ama o kadar çok video var ki. Kendimi mesela o güldüğüm şeyler kadar komik bulmuyorum bir şey çektiğimde. Benim bir şey oynamam lazım insanları güldürebilmek için. O fikri
edinip de çekecek enerjim yok. E diyorum ki yani ortalama bir şey yaparsam ya herkes komik, her yer komik, yetti artık komik komik diye hiç bulaşmıyorum yani. Hiç terk edildin mi onu merak ediyorum. Tabii ki. Oh güzel, içim rahatladı yani. Terk ettim de edildim de arkadaşlar yani. Bu bence güzel bir duygu ya. Bunu hepimiz canım yaşamalıyız bence. Tabii. O terk edilmeyi de terk etmeseniz daha iyi. Tabii ama birileri de terk etsin ki diğer taraf terk edilsin. Aynen. Her şeyi yaşayacağız yani. O acıyı bilmemiz lazım bence yani. En kötü date'ini hatırlıyor musun peki? En kötü date'im mi? Liseyi yeni mi bitirmiştim? Daha küçüğüm yani. İzmir'de, Bornova'da bir kızla işte buluştuk, dolaşıyoruz. Öpüştük ve bana şunu söyledi. Dur, dur. Zira çok utandım. Zira ne? Zira ne? Zira mı? Sen ne izliyorsun deseydin. Liseyi yeni bitirmişiz abi. Ne zirası ya? Çok komik ya. Sonra bir daha umarım görüşmemişsindir. Peki uğurlu sayın var mı? Bunu sormuşlar sana. Uğurlu sayın mı? Saçma sorular kısmına geliyorum artık. Uğurlu sayın ne? Yok arkadaşlar ya. Yok. Ben ne bileyim, sayı sayıdır işte. Peki bir eşya olsan ne olurdun? Bir eşya olsam ne olurdum? Programı en çok burası seviyor. O kadar saçma sorular evet, var yani, ki. Evet yani dur bakayım. Çakmak mı olurdu? Hani... Parlasan, parlasan. Evet. Bir uzuvundan kurtulmak istesen hangisi olurdu? Kurtulmak istesem. Evet. Hayır, kurtulmak istemiyorum ama feda etmem gerekiyorsa düşünelim. Feda etmek diyelim. Okey. Ayaklar olursa ayakta duramam. Bir tane parmak versem. Olur. Mümkün olan en küçüğünü vereyim abi gitsin yani. O zaman ayaktaki küçük serçe parmak. Gıdım çıkıyor. Kilom gıdıma gidiyor. Oraya verebilirim. Ben de göbeğimi verirdim ya. Seve seve veririm. Almak isteyen varsa veririm vallahi. Su çiçeğini kaç yaşında geçirdin? 4. Hatırlıyor musun su çiçeği geçirdiğini? Geçirmişim hepsini. Hatırlamıyorum ama. 6 yaşındaydım çünkü okula başlamamıştım. Küçük küçük her yerimde kaşınmalar başlamıştı. Çok net hatırlıyorum mesela su çiçeğini. Ben de kaba kulağı hatırlıyorum çok net. Kaba kulağı ben de hatırlıyorum. Şuralar böyle büyüdü, bir enteresan bir şeyler. Acayip. Bir de ben küçükken çok zayıf bir çocuktum. Ergenlikten sonra kilo aldım ve o küçücük bir bedenin üstünde böyle kocaman bir pilates topu varmış gibi düşün ve öyle geziyordum. Böyle bir fotoğrafım da var. Niye bunu çekmişler hiç anlam veremiyorum. Bir takipçimiz şey demiş. Bu soru bence bana sorulmuş. Yakışıklı mı diye sormuşlar. Vallahi daş gibi çocuk. Onun cevabını da ben vermiş olayım. Teşekkür ederim. Sen güzel spor da yapıyorsun. He. Sen valla ilk spora geldiğin günü hatırlıyorum. Dolanıyordun ortalarda pilates topu gibi. Şimdi spordan boxlar moxlar. Bir sene kadar sürekli aynı yerdeydik değil mi? Tabii ben bir sene gelmedim de. Ben hırs ettim ya geçen sene. Şimdi şey yapma, geldi geldi aynı mesajı verme yani. Ben gitmedim. Gitsem ben de iyi bir vücuda sahip olurum. Gidince olurdu. Neler yapıyor ama görmeniz lazım. Ya benim zayıf olduğum bir dönemim var. İşte iyi ki o dönemi yaşamışım. Ya hala onu anlatıyorum. Kilolu değilsin. Yani zayıf kendi halini biliyor olabilir. Sana yalakalık yapmıyorum yani burada. Kilolu değilsin. Yok yalakalık da yapsın. Hoşuma gider. O ayrı. Ama değilsin cidden yani. Bilmiyorum. Ben kendimle bu konuda barışık bir insan değilim galiba. Şiş anam. Şiş suratım. Böyle böyle geliyor. Ekranda kendimi görmeye tahammülüm yok. Abi. Bence de sana öyle geliyor. Bence ya. Ben kırmızı odaya gitmeliyim. Şey benim psikolojik bir sorunum var. Ben de mesela ki. Kim çok iyi görünüyorsun bu işte falan diyorlar. Ben, ulan bu mu diyorum yani. Hani sen çok güzel görünüyorsun. Nasıl ifade? Artık ben gerçekten öyle görünüyorsun. Hadi bakalım. Yok o kendini, yani izleyip de ulan çok iyi görünüyorum desen daha saçma değil mi yani? Tabii onu diyenler de var piyasada. Üf ne kadar güzelim filan. Şimdi geldik bizi ilgilendirmez kısmına. Gerçekten bizi ilgilendirmeyen bir takım sorular var. Çok saçmaymış. Gün içinde aklıma geldikçe yazıyorum buraya. Hadi başlayalım hızlıca. Hiç psikoloğa gittin mi? Gittim. Güzel. Niye gittin? Bizi ilgilendirmez. En çok da bunu seviyorum. Peki gitmiş. Sahte hesabın var mı? Yok. Vallahi mi? Yalan yok. Söylüyorsun. Yemin ederim yok. Vallahi yalan söylüyorsun. Aha yüzü burada. Onun yüzü orada. O nereden biz? Bu insanın kendisine olan özelidir. Gerçekten yok. Galerideki son foto. İnşallah saçma sapan bir şey yok. Bir kendin bak yoksa burayı montajda atarım. Son çektiğim bu. Tamam o fotoğrafı şey yap. sil ve onu alacağım. Sevgilinin telefonunu karıştırır mısın? Gerçekten aşırı saçma bir hareket. Yapmayın böyle şeyler ya. Arkadaşlar hiç gerek yok. Niye? Yani ya bilmiyorum ya. Şey, kazan kaynatamıyorum bu konuda. Bence gerçekten çok saçma evet, bir bence hareket. Bence de ya. Çok saçma bir hareket. Hiç üstünde büyü olduğunu düşündün mü? Böyle kötü bir şeyler olduğunu düşündüm. Büyü demedim de. Ben mesela büyülere rağmen ayakta kaldığımı düşünüyorum. Benim üstümde büyü olması ben çok parlarım da. İşte. İnternetten en son aldığın eşya ne? Trendyol Batağı'ndan en son ne aldın? Bakabilir miyim? Bak bak. Sen şu an sipariş mi veriyorsun kendine? Abi çok güzel. Çaktırmadan. Şey galiba. Galiba protein tozu benzeri bir şey aldım. Ha güzel. Gelen kötü yorumlara içinden
verdiğin en kötü cevap ne? Yani bazen gerçekten küfrettiğim bir iki kişi oldu içimden tabii ki. Yani çünkü böyle baba, hani olmaması imkansız. Evet ya. Bak bir kere şöyle bir şey geldi. Çok komik abi. Diyor ki Aşk ve Mavi'de oluyor bu. Başrolümüz Emrah. Uğur abi. Emrah abiye söyle. Bilmem kimi Ali öldürdü. Dizide Emrah ve Ali diye Emrah'ı ikiye ayırmış. Emrah'ın buna bir şey söylemesini istiyor. Oynadığı karaktere anladım yani. Şimdi. O kadar kafası karışmış ki yani. Seyirci de haklı o dizide kafasının karışması yani. Neden? Ay ben sizin bir sahnenize denk gelmiştim. Birisi düşüyor ve ölüyor. Ölüyor mu bilmiyorum. Birisi düşüyor. Ölüyor. Aynı şaşırma tepkisini 4 kez kullanmışlardı montajda. Evet, hepiniz aynı şekilde 4 kez şaşırdınız. Dedim ki dedim kurguda herhalde bir hata var. Böyle bir hatada... 78 bölüm yaptık. 4 kere değil yani. O zaman efendim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben de şuna bir basayım. Bas vallahi. Bütün soruları da cevapladın. Ama sonra pişman olup Alican ya ben bunu demiştim buraya at deme bana. Tamam demeyeceğim. Eğer izlediğiniz video çok düzgün bir videoysa bilin ki bir yerlere attık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben biraz daha konuşursam sesim tamamen gidecek. Niye gidiyor sesim ya? Evet ya. Bir anda bir şey oldu. Bir anda oldu. Bu en son ben gelinlik programı sunarken bana olmuştu. Gelinlere gerçekten mi? Ya, sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hey. Onu bana at. Adı ne? Benim 5 haftalık gelinlik programı macerem var. Abi çok izlemek bir istiyorum. Bir gün ayrıca anlatırım. Yani benim o gelinlerle yaşadığım o 5 haftayı size anlatamam. Aşırı merak ettim ya tamam. Baya ben gündüz kuşağı şey. Seda'dan sonra gelen en ünlü sunucu benim. Çok iyi. Evet. O kadar güvenilir ki evlilik programını teslim etmişler. Gelinliğini sen mi seçiyordun insanı? Yok be seçer miyim? Ama karışıyordum. 5 tane gelin adayı var her hafta işte. Her gün birinin gelinliğini buluyoruz. Gelin de yanında işte kaynanası ve annesiyle beraber geliyor. Hı-hı. Onlar da abiye kıyafetlerini alıyor. Puanlıyorlar. Hı-hı. Birbirlerini puanlıyorlar. Sistem bu. Ben onlarla alışverişe gidiyorum. Gelinlik seçiyorum. Annelerle gidiyorum. Abiye kıyafet seçiyorum. Hepsi falan. Birbirine kavga tabii. Sonra hepsi birbirle kavga ediyor. Onları ayırmaya çalışıyorum. Böyle harika bir programmış. Hayatımda ya. Neden diye sorguladım. Tek dönemim. Bence içerik gibi içerik gerçekten. Çok iyi. Öyle bir dönemim oldu. Onun hemen sonrasında da zaten bu iş oldu. İyi ki bitmiş. Ne diyordum? Kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu sağda solda paylaşmayı asla unutmayın. Sizi çok seviyorum. O zaman programı burada bitiriyoruz. Oraya gidiyorum. Hoppa! Bunlar hep kurgusal şeyler. Ben de dahil oldum. Nasıl geçti? Bu artık müzik altı. Burada akuya gidiyor. Vallahi güzeldi. Teşekkür ama yine ederim. De konuşmalarına dikkat et. Kullanıyoruz arada burayı. Hemen yardırma. Nalet olsun. Ne saçma bir program. Ya hayır ya. İlk kez YouTube'da bir program yapıyorum. İlk kez mi YouTube'da evet, program? Evet. Çok güzel oldu ya. Çok mutlu oldum zaten. Zaten çağırdığında da çok sevinmiştim. Şu şeyi anlatır mısın? Anlatıyorum. Yanlış gelinlik giyen ablayı. Abi son haftamız artık. Yayından kalkacağız. Belli ki kimse bizi izlemiyor. Kızlara gelinlik seçtirdik. Yanlış gelinliği giymiş kuliste. Çıkmış bu benim seçtiğim gelinlik diye. Orada o gelinliği eleştiriyor. Kendi seçtiği gelinliği eleştiriyor. Abi inanılmaz çok güzel ya. Ve gece saat 2 falan stüdyo çekimi ve gece 2'de bunu fark ettiler. Bak o an dedim ki şu an o kadar büyük tepki verebilirim ki ya yıllarca arkamdan pezevengin götü kalktı diye konuşabilirler. Yemin ediyorum sırf bu yüzden hiçbir şey diyemedim ama çok sinirlenmiştim. Abi çok güzel ya. Program inanılmaz ya. Kendi seçmiş ama yapıştırmak için orada ya. Yapıyor tabii yani. Tabii. Sonra gittik ona farklı gelinlik seçtirdik kıza. Bu gelinlik artık göründü diye. Bir tane de kaynana kendini bantlamış. Abiye kıyafet seçtik. Ulan ben şimdi kıyafeti gördüğümde kadının böyle etleri biraz şey oldu. Çıktı yani ortaya. Ya dedim bir beden küçük ama çok güzel. Bence bunu al dedim. Aldırdım ben o kadına. Stüdyoya bir geldi. Böyle duruyor. Of. Böyle yürüyor filan. Meğer sonrasında kulis de kendini koli bandıyla bantlamış. Da o elbiseye girmek. Bir geldi böyle oynaması gerekiyor. Böyle oynuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bir tane kız var işte. İkinci hafta mı, üçüncü hafta mı ne? Kız birinci olacak. Ama ben de bu arada birinciyi falan gerçekten yayın sırasında öğreniyorum. Öyle kurgusal bir şey değil. Ve herhalde çok yoruluyordum. O yüzden bilmiyorum her şeye ağlamaya başladım. Yani kız gelinlik giyiyor ve ilk kez gelinlik giymiş ve ben ağlıyorum işte. Canım yani şu anki İbo Show gibi düşün. Ona gelinlik versin. Ya inanılmaz bak ya. Çok güzel hikaye bu. Neyse kız birinci oldu ve o haftaki en masum kızdı gerçekten. Yani cidden oraya gelinlik için gelmiş o kız filan. Kızın adını da hatırlamıyorum. Gözlerim doldu böyle. Kıza bakıyorum diyorum ki lütfen benden önce ağlıyorsa. Yoksa sunucu olarak ilk ben ağlayacağım. Gelin olmuş gidiyorsun diye ağlıyor değil mi orada? Neyse ki kız ağladı ondan sonra bir rahatladım ben de ağladım. Hiç böyle bir deneyimim yok ya çok iyi gerçekten. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.